Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kadınların fitness'a dair yaptığı 3 büyük yanlıştan bahsedeceğim. Kadınlar benden kadınlar için fitness içeriği istiyorlar. Fakat daha önce defalarca söylediğim gibi fitness'in kadını erkeği yok arkadaşlar. Antrenman bilimi de beslenme bilimi de tamamen aynı kadın için de erkek için de. Fakat ben bu videoda kadınlarda daha fazla gördüğüm yanlışların üzerinden anlatacağım için belki pratikte daha verimli olur. İlk önce şunu belirtmem lazım. Fitness'a dair içerik kaynağınız Instagram ve televizyonsa muhtemelen bu videodan sonra ya bana büyük küfredeceksiniz ya da benim sağlam bir abonem olacaksınız. Hardcore gideceğim yani. Çünkü arkadaşlar ne televizyondaki doktorlar ne Instagram'daki ünlü antrenörler ya da mankenler falan ne konuştuklarının farkında olmuyorlar genellikle. Açıp bir textbook falan okumuyorlar. Ben okudum, ben bu konuda uzmanım, bana güvenebilirsiniz yani. İlk olarak en sık gördüğüm hatayla başlayayım. Çok az kalori almak ve spesifik olarak bazı gıda tiplerinden çok az almak. Ya çok az yağ almak ya karbonhidratı sıfırlamak falan. Bu hem devam ettirilebilir bir model değil hem de kendinize işkence etmenin lüzumu yok. Potansiyel olarak diyette beslenme bozuklukları oluşturması da söz konusu. Şimdi bizim ihtiyacımız olan devam ettirilebilir ve mantıklı bir sistem. Ve bunu yaparken kendinize işkence etmemeniz gerekiyor. Yani diyeti severek yapmanız gerekiyor. Diyet dediğimizde bir beslenme planıdır. Bunu nasıl yapacaksınız? Diyetisyene mi gideceksiniz? Çoğunlukla önermem. Çünkü gördüğüm çoğu diyetisyen hakikaten ne bahsettiğinin farkında değil. O yüzden onları boş verin. Ağırsağlam.com'a gidin. Orada ücretsiz beslenme piramidi var. Beslenme rehberi var. Orada makroları nasıl takip edeceğinizi öğrenirsiniz. Ve aynı zamanda beslenmeyle ilgili sık sorulan sorular falan var. O ikisi bile size açıkçası oldukça verimli olacaktır. Yani beslenmeye dair çılgın diyetler yapıp kısa sürede fazla sonuç alıp onu da devam ettirilebilir bir model olarak düşünmek yerine ağırsağlam.com'daki beslenme içeriklerini okuyun. İkinci sıkıntımız da besin zamanlaması ve besin seçimiyle ilgili bazı mitolojilerle. Bunlar sanırım televizyondaki doktorların uydurduğu şeyler. Örneğin sabah kahvaltı yapmak şart, akşam belli bir saatten sonra yerseniz kilo yapar veya sıkılaştıran detoks tarifi falan gibi bir sürü saçma sapan şeyler. Arkadaşlar besin seçimi yani belli gıdaları yemek size kilo verdirmez. Bunlar kalori dengesiyle alakalı olan şeyler. Ve sizin dengeli bir diyetiniz olması lazım. Her gıdadan yani vitamininden, mineralinden, proteininden, yağından, karbonhidratından, phytonutrientından hepsinden dengeli bir şekilde almanız gerekiyor. Ve tabii ki bunu yaparken kalorilere de birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları zaten az önce söylediğim benim rehberimde öğrenebilirsiniz. Fakat benim size tavsiyem eğer kalori saymak istemiyorsanız ya da işte protein, makro falan bunları saymak istemiyorsanız daha kolay şekilde uygulanabilecek bir yöntem intermittent fasting. Günün belli bir saatinde aç kalıyorsunuz, belli bir saatinde yiyorsunuz. Bununla ilgili de daha detaylı bir bilgi istiyorsanız eğer benim bununla ilgili videom var. YouTube'da arama yapmanız yeterli. Oldukça devam ettirilebilir bir diyet. Ve oldukça kolay gelen bir diyet. Birkaç gün içerisinde alışıyorsunuz ve doğal olarak daha az yiyorsunuz ve doğal olarak tabii ki kilo veriyorsunuz. Ve verdiğiniz kilolar da kalıcı oluyor. Ve son olarak üçüncü sıkıntımız antrenmanla ilgili. Kadınlar nedense kendilerini direnç çalışmalarından uzakta tutup kardiyo, yoga, pilates gibi sporları tercih ediyorlar. Fakat bir haberim var. Bunlar bizim ağır sağlam olmamız için yeterli değil. Ağır sağlamdan kastımız da sağlıklı, estetik ve güçlü olmak arkadaşlar. Yani ömrünüz boyunca vücudunuz için gerçekten hayırlı bir şeyler yapmak istiyorsanız düzenli olarak ağırlık çalışması yapmanız gerekiyor. Ağırlık çalışmasına başlarken de vücudunuzu temel hareket modelleri üzerinde hareket kapasitenizi keşfedip onları geliştirmeniz, yüklemeyi artırmanız gerekiyor. Pratikte ne oluyor bu? Squat'ı, deadlift'i, yatay presi yani şınavı, dikey çekişleri, yatay çekişleri bunları öğrenip doğru formda tercihen serbest ağırlıklarla beraber ya da vücut ağırlığınızla beraber bunları öğrendikten sonra düzenli olarak yüklemeyi artırıp progressive overload yapmaya çalışmanız gerekiyor. Bu sizin metabolizmanızı hızlandırmanız için de, estetiğiniz için de, eklemleriniz için de yani her şey için yapabileceğiniz en iyi şey bu arkadaşlar. Fakat şimdi bunu ben söyleyince burada da şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. O zaman bizim işte çok kasımız falan mı olacak? Hayır arkadaşlar açıkçası çok fazla kasınız falan olmayacak. Bu mit hala da devam ediyor mu bilmiyorum ama ben bunu da belirteyim. 5 sene powerlifting yaparsanız elbette birazcık kas kütlenizde olur. Fakat yağ oranınız düşük olduğunda yine çok estetik bir fiziğiniz olur.
Fakat siz yine de hiç kas kütlesi istemiyorsanız, sadece lean olmak istiyorsanız, yani sadece yağsız olmak istiyorsanız, ağırlık çalışmasını çok abartmamanızı, yani 5 sene sağlam hardcore powerlifting yapmamanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında herkesin en azından bir 6 ay boyunca düzgün bir güç programı takip etmesi gerekiyor. Dediğim gibi hareket modellerini doğru şekilde öğrenip birazcık da tabii ki kaslarının hipertrofi yapması gerekiyor ki özellikle yaşlandıkça kaybolan kas dokusu, eriyen kemik dokusu, bunlar daha fazla kadınlardan geliyor aslında. Bu yüzden kadınların aslında çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Kadınlar hamile oluyorlar ve omurganın çevresindeki kaslarını falan güçlendirmeleri gerekiyor. Genel olarak güçlenmeniz gerekiyor yani kadın arkadaşlar beni izleyen. Bu yüzden bu dediğime iyisi mi kulak verin. Bunu daha detaylı olarak öğrenebilmeniz için ben 90 sayfadan oluşan bir antrenman piramidi oluşturdum. Antrenman rehberi. Aynı az önce bahsettiğim beslenme gibi. Bunu da web sitemde ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Oldukça iyi bir rehber arkadaşlar. Ücretsiz olarak bulabileceğinizi zannetmiyorum. Buna ek olarak da yine benim antrenman programlarım var. Dediğim gibi egzersizlerin nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyorum. Onları izleyip egzersizleri doğru şekilde öğrendiğiniz zaman ve o antrenmanları uyguladığınız zaman ağır sağlam olmak için yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmış olacaksınız. Toparlayacak olursak düzgün bir diyete ihtiyacınız var. Düzgün diyetin içerisinde tabii ki o besin seçimi ve besin zamanlaması konusunda saçmalamamaya ihtiyacınız var. Ve son olarak da düzgün bir güç ve kondisyon programına ihtiyacınız var. Yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar. Yani benim diğer bütün videolarımı izleyebilirsiniz şimdi. Görüşmek üzere.